Eşim hamileyken içeri giriyorlar eşim. Bana mesaj atıyor, kapıyı açmaya çalışıyor diye. Kapıyı açıp içeri giriyorlar benim eşim. Bu insanlar. Ev kendilerine ait bile değil. Hiçbir uzaktan yakın değil. Ben bu evde kiracıyım. Ev bizim eşyalarımız değil. Eve çıkıp bile zorla giriyorlar. Hadi abiciğim. Eşin önünde lütfen. Kameralar yok yani. Küfür ediyordu. Kameraları görünce ben telefonu aldım. Video kaydına başladım. Küfürü de bıraktım. Onları abimin ne benim ne kendisinin. Üstüne bir de mahkeme kararı var. Tabii tabii. Ya şimdiki oturdukları evi görsen, site içerisinde havuzlu, iki katlı dupleks en üst kat. Sırf abim hani çocuklar orada, şimdi burada mahalle arasında çıkıyorlar, oynuyorlar. 2-3 defa kayboldu mesela o küçük çocuk. Ben onun için site içerisinde ev tuttu kendilerine. Çek çek oğlum çek. Ey benim. Ve 2 aydır oturuyorlar. Kendiler geçmişler. Eşim eve kime sattığını, kime verdiğini bilmiyorduk biz. Geldik, kapıyı çaldık, çaldık, çaldık. Açmadı bize. İçeride olduğunu gördük. Ondan sonra evime gelmek istedim. İçindeki bütün A'da Z'ye bütün eşyalar benim. Yani ben evime geldim. Ben orada kirada oturuyorum. Ben evime geldim. Hamile kadar biz bir şey yapmadık. Ne yaptık? Dövdük mü? Yok. Zorba mı yaptık? Yok. Kadına sadece kapıyı aç dedik. Biz dedik. Pınar'a Pınar dedim ben. Yani herhangi bir şey yapmadık. Yarı yarıya. Ana. Verdikleri kişiye bak burada yazıyor. Bu kapıda asıl olan nedir Pınar Hanım? Biraz anlatır mısın? Bu mahkeme kararı işte bu. Yani bu içeri girme şeyim falan bana ait. Evet, mecbur kaldık öyle yaptık ama vermiyorlar anahtar. Sabah saatleriydi, eşim bana aradı, kapıyı çalıyorlar dedi ve çok hızlı çalıyorlar dedi. Benim eşim Ukrayna vatandaşı, biz evliyiz ve kirada oturuyoruz. Evi çalıyorlar dedi, video attı bana. Videoyu görünce ben motora atladım, direkt geldim evime. Evime girdim ki evimi işte abimin şu an boşanma sürecinde olan eşi, kaynanası ve bana avukat diye tanıttıkları bir kadın. Ama avukat değilmiş, sonradan öğrendim. Evime girmişler ve evimi çilingirle açmışlar, izinsiz olarak açmışlar. Evimden çıkın dedim, çıkmadılar. Orada bir kargaç oldu, videoya çektim, video altına aldım. Polisi aldım, polisi aradım, polis ekipleri geldi. Neticesinde dediler ki bizim yapabileceğimiz bir şey yok, siz meydan emniyet müdürlüğüne gideceksiniz. Biz de meydan emniyet müdürlüğüne geldik buraya ve evimizden çıktık. Şu an onlar bizim kirada olduğumuz evde. Şikayetçi olacağım tabii ki çünkü benim eşyalarım evde, altınım var, param var, her şeyim var, elbiselerim var. Şu an onlar oturun önce abim ve eşi kalıyordu. Orası önceden abimin de, abim daha sonradan iş yaptığı bir insanla sattı. İş yapıyor sonuçta. Yani şu an ev ne benim, ne abimin, ne o eve hak sahibi zannettikleri o abimin eşinin. Kontratım var benim ve ben o evde kiracıyım. Eşyalı olarak kiraladım ben o evi. Ne zamandır yaşıyorsunuz orada? 3 aydır yaşıyorum. Eşim çok korktu ve ben de şu an çok korkuyorum. 11 haftalık benim eşim hamile. Şu an ben inanılmaz şeyim yani stresliyim. Çünkü ben bebeğime bir şey olacak diye korkuyorum. Yani siz de gördünüz o anları, oradaki o kadının bağırmasını, bizi dışarı atmasını. Yani şoklar içindeyim. Üzgünüm yani. Tamam.
Ben Avni Asya'nın bu